Merhabalar, bugün bir gerçek hayat Hextech kutum var. Riot'ın yolladığı, bir de kendi aldığım figürler geldi koleksiyonumu genişletmek amaçlı. Hem o kutuyu açacağız bugün, hem de bu Hextech kutusunu açacağız. Bakalım içinden neler çıkacak. Hey. Küçük bir görselle başlıyoruz. 10. yıl görseli. O sanatlarda kullanılan. 10. yıl hediye programı vesaire. 10 yıllık League of Legends efsanesini bizimle birlikte yazan herkese teşekkür ederiz demişler. Biz teşekkür ederiz. 10. yıl powerbank göndermişler. Telefonunu Runeterra'nın gücüyle şarj et diyerek. Tatlı, teşekkürler. Işığı mışığı var. Güzel bir powerbank. Mousepad'imiz var bir tane. Ooh, Legends of Runeterra mousepad'i. Ben de bir tane kendim KDA mousepad'i aldım. O da birazdan açacağımız kutudan çıkacak zaten. Bu Lucian'ın olan da bayağı tatlıymış ama bunu içeride kullanabilirim diğer bilgisayarımda. Küçük bir savaşçı Poro rozetimiz var. Bu Legends of Runeterra'daki Demacia Poro'su birebir. Demacia'yı severim bilirsiniz. Dolayısıyla güzel. Hey, 10. yıl özel tişörtü. Aa, bu bayağı tatlıymış. Üstelik bu rengi severim. Yani şu an üstümdeki şeyin rengi de buna yakın zaten. Yine 10. yıl görselleri işlenmiş üzerine. Rengi falan hoş. Benlik bir tişört sevdim. Teşekkürler Rito. Evet, Hextech kutumuz bu kadar. Şimdi benim yurt dışından aldığım diğer koleksiyonluk şeylere geçelim. Başlı bu kutu kendi başına bile güzel abi, kilitli metal kutu mu oldu durup dururken, mis. Rito Türkiye'ye teşekkür edip bu güzel hediyeler için 10. yıldaki benim komboladığım şeylere geçiyoruz. Bantını bile porolu yapmışlar, tatlı, eskiden böyle değildi. Bu Fiora tişörtü. Böyle %80 gibi bir indirime girmişti. Ben Fiora oynayan biri değilim biliyorsunuz ama kod adı Fiora sevdiğim bir kostüm. Ben de bu kod adı Fiora kostümlü tişörtü kaptım o yüzden. Havalı bence, hoş. Arkasında bir şey yok. Kenarında kod adı logosu var. Ki bende bunun mini figürü de vardı. O yüzden koleksiyon olarak uyumlu sayılır. Gizemli figürler söylemiştim. Gizemli figürlerden adı üstünde rastgele figür çıkıyor. Onlara birazdan geleceğiz. Ve ilk gizemli şans figürüm Ekko çıktı. Gizemli figürler normal figürlere göre daha ucuz oluyorlar. Şans faktörü içerdikleri için. Kalitesi gayet yerinde. Üstünde durduğu metal bıdığı, tabanı falan hoş olmuş. Kılıcı, daha doğrusu yel kovanı fena değil. Böyle küçük bir zaun elementi. Detaylı, kaliteli bir figür, beğendim. Saçının noktalarına kadar yapmışlar, hoş. No, bende zaten olan figür denk geldi. Evet, bende zaten olan Vayne bir tane daha olmuş oldu. Bir önceki rastgele figürden de Vayne denk gelmiş oldu. Bunu mavi öze dönüştüremiyor muyum, turuncu öze ya da? Bunu çok isteyen bir arkadaşım vardı ama Vayne seven, ona hediye ederim en azından sanırım. Çünkü artık bir kutulu bir kutusuz versiyonu var elimde resmen. Diğeri ise Tarik. Tarik figürünü seviyorum. Tasarımı güzeldi diye hatırlıyorum. Hemen bir bakalım. Hah, siparişimde eksik var, şu an fark ediyorum. Nar figürü de söylemiştim, o yok kutuda. Onu artık desteğe yazacağız. O da deli gibi indirimdeydi, o yüzden aldım nar figürü. Ama yok. Nar figürüm nerede? Tarik tatlı olmuş ya. Kristalleri mristalleri hoş. Son dönem mini figürleri güzel yapıyorlar gerçekten. Ama nar figürüm nerede?
Renklerini, surat detaylarını falan beğendim. Şimdi son figüre geçmeden önce KDA mousepad'i. Bunu çok istiyordum. Büyük mousepad'leri seviyorum. Bunu kullanıyorum. Ama şuraları falan sökülmeye başladı. Ve konseptsel değil. Black Desert Online diye bu oyunun şeyi, bir etkinlikte sağ olsun bir izleyicim vermişti. Artık dev KDA mousepad'ine geçebilirim. Bayağı kalın bu arada. Bu kadar kalın olmasını beklemiyordum. Bu dev mousepad, mouse'umu her yerde özgürce gezdirmeme yardımcı olacak. Şöyle. Yoğun utanmaz ve arlanmaz bir K-pop fanı olarak League of Legends ve K-pop'un kesiştiği nokta olan KDA zaten benim için bir hayli değerli. Tatlı oldu bu mousepad. İnsan bunun üstüne mouse'unu koymaya kıyamaz be, şuna bak. Ve geldik son figüre. Dünya şampiyonası özel figürü X-Large Kadim Ejder figürü. Şunu falan da hoş yapmışlar. İlk defa bir şeyin kartı böyle çıkıyor normalde. Şöyle normal Riot Games merch kartı çıkıyor. Hatta eski logosu Riot'ın yani. Böyle özel bir kart koymuşlar. Altınlı. Bu gerçekten ihtişamlı bir figür olmuş. Diğer mini figürlere göre böyle biraz daha heybetli duruyor. Dünya Şampiyonası logosu işlemişler üstüne. İçinde böyle ejderi görmek için küçük bir totem var falan, tatlı olmuş. Yeni sezonda malum Kadim Ejder'in 5'te 1 canın altına tek atma özelliği falan da olacak böyle. Dolayısıyla o ihtişamı vermiş, güzel olmuş böyle. Kaslı kaslı yapmışlar Kadim Ejderha'yı. Beğendim. Kesinlikle mini figürlerin kralı olarak karşımıza çıktı bu da. Nar figürün meğer stokta kalmadığı için yollayamamışlar ve ücretini iade etmişler ürünler gelmeden önce. Onun haberini verdi destek, sağ olsun. Ama istiyordum ya, çok ciddi indirime girmişti. 25 Euro'dan 9 Euro'ya düşmüştü. Yarı fiyatından daha az inmişti nar figürü. Onu kapmak istedim ama kapamadım, yapacak bir şey yok. Ve böylece uzun bir sürenin ardından koleksiyonumu genişletebilmiş oldum. Yıllardır League of Legends'a dair bedava dağıtılan, hediye edilen, bizzat satın aldığım çeşitli şeyleri koleksiyonumda topluyorum. Özellikle KDA mousepad'ini duyurulduğundan beri istiyorum. Gerçi şimdi True Damage videosu, karakterleri vesaire falan da çıkıyor ama KDA benim ilk göz ağrım sonuçta. O yüzden gayet mutluyum bu seçimimden. Bakalım True Damage'da nasıl olacak bu arada. Çok yakında onları da göreceğiz büyük ihtimalle. Onun dışında işte gördüğünüz üzere tişörtler, genel figür kutuları, böyle bir son bir gösterim yapayım dedim size. Riot Games Türkiye'ye de tekrardan teşekkür edeyim bu aşırı havalı Hextech kutusu için gerçekten. Videonun içeriğini arttırmış olduk. İki incelemeyi birleştirmiş olduk. Çok fazla aldığım diğer bir soru da, bu ürünleri nereden alıyorsun? Alabileceğiniz iki resmi kaynak var. Biri Riot Games'in merch sitesi zaten. Direkt Google'a Riot Games merch diye yazarsanız çıkar, yurt dışından alabiliyorsunuz bunları. Lakin dikkatli olun, ciddi bir kargo ücreti binebiliyor. Üstüne çatırt diye bir gümrük vergisi genelde geliyor. Dolayısıyla göründüğünden de masraflı hale gelebiliyor bu eğlenceli yolculuk maalesef. Dolayısıyla bunun dışında İstanbul'da Ataşehir'deki Riot Games Espor sahnesinin önünde Riot dükkan var. Buradan daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. En azından vergidir, odur budur, çok uğraşmamış oluyorsunuz. Gidip oradan Türk lirası paranızı verip ürününüzü alıp gidiyorsunuz ama yine elbette yurt dışından gelme ürünler oldukları için, euro dolar üzerinden hesaplanan ürünler oldukları için fiyatlarının aşırı uygun olmasını bekleyemiyoruz. Sonuçta ithal ürünler. Ama öyle aklınızda olsun yani, İstanbul'da bir e-spor maçını izlemeye gelmişken almak isterseniz daha uygunu alabilirsiniz ürünü. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Nasıl, beğendiniz mi? Hangisini en çok beğendiniz? Ve izlediğiniz için teşekkürler. Akşam yayında görüşmek dileğiyle.
hatırlatma, bu ekstra gelen figürün çekilişini Instagram adresinden yapacağım. Bir fırsatım olduğunda oradan gönderip paylaşacağım. Altındaki yorumlardan, beğenilerden artık nasıl karar verirsek çekilişin olmasına, öyle bunu sizlerden birine hediye edeceğim. Dolayısıyla o taraftan takip etmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.